Elif, kimmiş gelen? Sen burada bekle Elif. Bu benim meselem. Saniye abi! Saniye abi! Aslı! Sıkları çık! Saniye abi! Aslı! 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 Baba! Aslı! Baba! 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 Kızım! Baba! Merak etme! Ne diyorum? Baba! Abi! Bırakın abim içeride! Bırakın amirim içeride! Amirim içeride! Çekilin! Küçük çocuğu içeride! Bırak! Yavrum! Bırakın lan! Yavrum! Bırak beni! Yavrum! Amirim içeride! Amirim içeride içeri gidin! Sabahattin! İçeri gidin! Sabahattin! Yenge bir saniye! Saniye! Yenge kumarım! Yavrum, yenge Allah'ın izniyle çıkartacağız. Amirim içeride yenge. Allah'ın izniyle çıkartacağız. Yavrum. Kapat yengem. Yengem dur ne olursun. Dur. Yavrum. 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 Baba. Kızım. Geldim kızım. Baba. Çabuk olun, çabuk olun hadi. Yengem kendine gel abi çıkartacak nasıl? Yardım edin. İşte. Geldi. Geldi. Bak abim çıkardı Nazlı. Çıkın Ali abi. Ali abi iyi misin? Ver bana. Salih abi. Salih yaşıyor mu? Salih yaşıyor mu? Söyle bana. Nazlı yaşıyor mu Salih? İyi misin Salih abi? Yaşıyor. Yenge yaşıyor. Yenge. Geçti sen abi. Takip et beni. Tamam.
Çok şükür Allah'ıma yaşıyor yenge. Yengemiz ve kendini yengem tamam. Yengem kurtulacak. Ambulans geldi. Yengem, yengem tamam bırak. Tamam bize bırakın çekilin. Yavrum. Tamam geçti Salih abi sakin. Tamam hadi 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 çabuk. Nazım iyi olacak. Abi. Abi. Abi tamam. Abi kurban olayım salma kendini. Abi tamam hepiniz tamam, iyisiniz abi, çok şükür. Abi. Abi. Kurtardın Nazlı'yı abi. Abim. Abim. Tamam bir dur abi. Sınaldın kollarına çıktın aletler arasından abim. Hakim. Kardeş ne olur yapma bunu bana. Ya bu dünyada bana sırtını dönüp gidecek son adam sensin. Hiçbir şey senin dostluğunun yerini tutmaz. Ya ama bir dur. Ya aklım almıyor. Tamam ne olduysa oldu. Ama sen capcanlı karşımdasın ya. Yakarım dünyayı. Ya öldü dediler senin için. Bırak da sarılayım sana. Ya her türlü zorluğa birlikte baş koyduk biz. Evet, Elif'le evlendim. Ölüm haberin geldiğinde yıkılmıştım. Hep kendimi suçladım. O da öyle. Günlerce perişan halde dolandık durduk ortalarda. Beraber mi? Elif'le mi dolandınız? Benim acımı unutmak için çok perişan olmuşsunuz anlaşılan. İnan çok içim acıdı Selim. Benim Suriye'de haftalarca gördüğüm işkence boşa değilmiş. Şimdi rahatladım. Gönlüme su serpildi. Selim, ölüm haberimin üstüne, tabutumun üstüne bir yuva kurmuşsunuz lan! Neyse. Daha da diyecek bir şey yok. Abicim, seninle beraber biz de öldük. Ama hayat devam ediyordu. Hiç mi insafın yok? Bu kadar hakareti hak etmiyoruz biz. Gözünde düzelmiş Selim. Gecenin karanlığında bile gayet iyi görüyor bakıyorum. Abicim, sen demedin mi? Bana bir şey olursa Elif sana emanet demedin mi? Evet, dedim. Çok iyi sahip çıkmışsın. Aferin sana. Ya Akif! Nasıl olur ya? Nasıl olur? Salih söyle bana yaşayacak mı? Yavrum yaşayacak mı? Ben onsuz ne yaparım? Salih. Salih ben Nazlımsız ne yaparım? O benim canım ciğerim Salih. Söyle Salih yaşayacak mı Nazlı Ceylan'ım? Yaşayacak Allah'ın izniyle. Yaşayacak. Lütfen müsaade edin. İşimizi yapalım. Aradığınız kişiye şu anda ulaşılamıyor. Lütfen tekrar arayın. Efendim? Müdürüm. Hemen görüşmeliyiz. Hayırdır Elif? Salih abi aradım ama ulaşamıyorum. Sizi aradım onun için. Kızım söylesene ne oldu? Müdürüm. Müdürüm ben nasıl diyeceğimi bilmiyorum. Akif. Akif yaşıyor müdürüm. Ne? Allah'ım sen onu bize bağışla. Yavrumu bağış benim canıma. Onu bağışla Rabbim. Nazlım. Kızım. Ne yavrum karnımda. Ne eridi gözümün önünde. Elimden kayıp gidiyor.
Zalim nedir bu başımıza gelenler? Nazlı yavruma bir şey olursa ben nasıl taşırım bu yükü Salim? Hanım, ne olur sakin ol. Yalvarırım sana. Nazlı. Ne olur. Yavrum. Nazlım. Kalbimden söküp atamadığımı bilen tek sensin Allah'ım. Akif yaşıyor. İnanamıyorum. Şimdi ben ne yapacağım? Ne edeceğim Allah'ım? Bir yanda kocam, diğer yanda Akif. Akif! Akif bir dinlesene ya! Akif! Akif! Senin yasını kaç gün tuttuk biliyor musun? Ne yapayım yani şimdi? Kaldığımız yerden devam etmek zorundayız. Bu iş böyle bitmez. Senin dostluğun bir yana, her şey bir yana. Hiçbir şey kaldığı yerden devam etmemiş. Baksana, maşallah size. 3 ayda nikah sağlam almışsın. Seni öldü bilince hepimiz kahrolduk. Ancak birbirimize tutunarak ayakta kaldık. Senin hatırana da saygısızlık ettiğimizi hiçbir zaman düşünmedik. Gözün nasıl koçum? Gözün diyorum. Gözün nasıl? Gözüm görmüyor deyip beni oralara gönderdin. Elif'i kapmak için mi ha? Yeter be! İftira atıyorsun. Günlerce işkence altında kaldım ben. Dostuma, sevdiğime kavuşayım diye dayandım. Bunun için miydi her şey ha? Bunun için miydi? Söyle! Söyle bana! Senin sağ olduğunu bilseydim değil aylar, yıllarca beklerdim. Böyle bir şey de geçmezdi hayatta aklımın ucundan. Yeter! Benim yüzümden birbirinize mi gireceksiniz? Sizin dostluğunuz benden önce gelir. Her şeyden önce gelir. Böyle yapma Akif. Hiçbir yere ait olmamak. Ulan kapıların hep yüzüne kapanması. Nasıl bir duygu biliyor musun sen ha? Biliyor musun? Kerbela çöllerinde bir vahaydım benim için. Bir evimiz olur. Ben de sonunda oraya ait olurum diye tutundum hayata. Lan onu da aldınız lan elimden. El birliğiyle aldınız. Benim için birbirinize girmenize seyirci kalamam. Hayır, benim yüzümden olamaz böyle bir şey. Şu hale bakın, öylece kaldım aranızda. Ne yapılması gerekiyorsa söyle. İkiniz için. İkinizin dostluğu için. Ne gerekiyorsa yaparım. İkimiz için. Yapman gereken tek şey sabretmekti Elif. Sabret. Her şey bu kadar çabuk olmamalıydı. Ya öldü dediler Selim. Senin için oğlum. Anlamıyor musun? Yaşamanın bedelini bize mi ödeteceksin ha? Akif, bunun için mi? Böyle bırakıp gidemezsin. Kapımızı çaldıysan ikimizle de yüzleşmek zorundasın. Böyle çekip gidemezsin. Akif! Borcun iyice kabardı Celal. Artık borcunu ödemezsen sana çay may yok. Kabarır tabii borç aç.
Yenge bütün gün ondan bundan hastanede. Yetmiyor tabii. Ne biçim konuşuyorsun lan sen? İstanbul'a geldin diye örf adeti bir kenara atmak var mı? Hanım çalışacak orada. Sen bütün gün otur. Hasta etme lan adamı. Sen ne yapıyorsun sanki bütün gün? Bende evlat çok. Sağ olsunlar çalışıp kazanıyorlar. Maalesef sende o da yok. Neden acaba? Namusumuzla çalışalım dedik, iş aradık durduk. İşveren oldu da çalışmadık mı biz? Hem sen kim oluyorsun da türlü laf ediyorsun lan benim karıma? Ya kimsin lan sen? Kanımdan lan kimsin lan? Bırakın! Yürü be! Bırakın lan beni! Bırakın! Yürü zibidi! Bırakın lan! Bırakın! Yürü! Bırakın lan! İkimiz de buradayız. Hep kavga ediyordunuz. Size yemek yapayım istedim. Beni sevin istedim. Seni seviyoruz kızım. Hem de çok seviyoruz kızım. Nazlı. Baba, sen annemi... Anne sen de babamı sev ama. Siz kavga edince çok üzülüyorum ben. İkimiz birlikte buradayız işte. Rahat ol sen. İşe gitme. Burada kal baba. Buradayım kızım. Sen iyileşip de evimize dönene kadar buradayım. Ben gidip ekibe haber vereyim. Herkes haber bekliyor aşağıda. Yani siz de söylüyorsunuz işte doktor bey. Torunum ölümle burun buruna geldi. Gidiyordu yavrucuk. Babası sahip çıkmazsa daha neler gelir başına. Çok şükür kalbi durmuş olsa da döndü hayata. Verilmiş sadakanız varmış. Yok öyle sadaka madaka işiyle olmaz bu iş. Siz de bir konuşsanız torunumun babasıyla. Ya başında dursun evinin ya da... Yoruldunuz, üzüldünüz. Anlıyorum ama bu konular beni aşar. Efendim, siz doktor olarak söyleyin. Bu adam anlamıyor benim lafımdan. Hanımefendi, tekrar ediyorum. Ben doktorum. Neyse, ben sizi meşgul etmeyeyim. Epes vallahi ya. Evimiz, barkımız, ciğerimiz yanmış. Bir de siz yakmayın şu dilinizle bizi. Çalışıyormuş, biz oturuyormuşuz ha. Çoluk çocuğumuz da yokmuş ha. Ha? Bundan sonra çay da vermeyecekmiş ha. Demek biz adam değilmişiz ha. Değilmişiz. Adam kimmiş göstereceğim herkese. Göstereceğim. Arkadaş, bu ortamda bile kupon dolduruyorsun ya, helal olsun sana. Dolduruyoruz da oynuyor muyuz be abi? Oynamıyorsan niye dolduruyorsun oğlum? Öyle ya. Kafam dağılıyor. Bilmiyoruz ki. Hep tutturuyorum zaten. Bize gelseydi. Hakikaten hep tutturuyor musun gerçekten? He. E o zaman ver senin yerine ben bastırayım parasını. Olur mu Hafız? Kumara sayar o vakit. Olmaz. Neyse. Ne yapacağım? Bir konuşurum ben onunla. Siz onu bunu bırakın da müdürüm orada ne konuşuyor? Var mı bilen? Yok be abi. Ama var bir şey belli. Kaç saattir çan çıkı çan çıkı. Normal değil abi. Ben diyeyim size. Bizim yapacağımız en iyi iş şubeye dönene kadar beklemek. Şşt! Zaten yemişiz şoku. Ben yine çıkar gelir diye korkuyorum müdürüm. Söylemek lazım herkese. Ben ne olduğunu bir adam akıllı öğreneyim. Şu Salih'in kızı gelsin kendine, kendi gözüne bir göreyim hele, sonra bakarız. Siz de ses etmeyin, kurcalamayın şimdi.
Salih, ne oldu ya? Çok şükür gözünü açtı. Kendine geldi arkadaşlar. Şükürler olsun. Oh, oh be abi. Hay ya Rabbim ya. Şükürler olsun ya. Çok şükür. Şükürler olsun. Amir Salih Kutlu, seni bir hafta mecburi izne çıkartıyorum. Ay. İşe mişe gelmek yok ha. İyice bir dinle. Oğlum dur. Abi çok korktum ya. Vallahi çok korktum. Allah muhafaza. Ya bir şey olsaydı abi. Hay koca oğlan. Beklediğiniz için çok teşekkürler arkadaşlar. Estağfurullah amirim. Şimdi müdürüm izin verirse emrediyorum. Herkes şube, işinin başına. Emredersiniz amirim. Recep! Oğlum bir dur. Allah'ım ya. Ya çocuk gibi arkadaş ya. Oğlum bir alın şunu ya. Gel abi gel. Recep. Canım Recep abi. Gel kardeşim. Şükürler hafız. Hafız gelsene. Yapma lan. Bak senin hanımı çağırtma şimdi bana. Hafız. Abi yapma. Abi yapma. Ne oldu Hafız? Yenge şeklini koyar diye mi korktu? He? Ulan şimdi Allah! Seni. Hafız yapma ya. Hafız vallahi şaka yaptım ya. Vallahi gözünü seveyim yapma oğlum, ya. Yandım oğlum. Abi vallahi şaka yaptım. Gözünü yapma gözünü ya. İşim bitti senin oğlum. Vallahi gözünü seveyim. Oğlum Carlos. Abi gözünü seveyim yapma ya. Vallahi şaka ya. Gel buraya. Gel. Gel bak. Hafız vallahi yapma. Vallahi şaka yaptım. Oğlum yiyeceğim seni. Etini kemiğini ayıracağım. Gel buraya gel. Burada çalışan Azmiye'nin kocasıyım ben. Kendisiyle görüşeceğim. Hizmetli mi? He, hizmetli. Aşağıda personel katında olur onlar. Tamam. Bacım, Azmiye'yi arıyorum ben. Nerede? Yukarıda, oda temizliğinde. Nasıl giderim ben oraya? Bin asansörü, 5. katta. Sağ ol. Şey değil. Teşekkür ederim. Rica ederim. Bak kızım. Anneciğim tamam. Merak etme sen. İstediğimiz zaman çıkabilirmişiz. Ödedin mi hastane paralarını? Yetmediyse ben vereyim. Devlet arkamızda çok şükür. Hallettik. Salih. Şimdi... Ev yapılana kadar biz annemde kalsak diyorum. Gereğini yaparız. Rahatsızlık vermeyelim. Ne rahatsızlığı canım? Arada bir tartışıyoruz diye kızım benim evimde kalamayacak mı yani? Bunu bir düşünelim. Hem eve de bir bakalım. Gerekirse gelirler elbet. Sağ olun. Vallahi siz bilirsiniz. Ben çıkıyorum. Kararınızı verin. Haberlerinizi bekliyorum. Salih. Yavrularıma iyi bak. Hanım, anan da sağ olsun. Hiçbir zaman kolaylaştırmıyor yani. Sen annemi boş ver. Nerede kalacağız biz şimdi? Ev yandı. Ne yapacağız Salih? Kızımız sağ salim hayatta ya çok şükür. Evi hallederiz. Haftasına eskisinden güzel olur. Yetecek mi kenardaki para? Bakacağız hanım. Yetmezse? Hanım bakacağız dedim ya. Allah'ım hala neye bakacaksın? Ah! Oh! Birader. Yavaş olsana. Ne cinsler var ya. Ben bilirdim onun arızasını düzeltmeyi de. Neyse.
Uğraşamam şimdi. Hadi hanım toparlan. Alıp gidelim kızımızı. Nereye gidiyoruz Salih? Şubeye. Ne? Şubenin misafirhanesine. Sonrası Allah kerim. Vay, bakıyorum da keyfin yerinde paşam. Kızın durumu iyi mi? İyi iyi, çok şükür. Siz hepiniz çıkınca beklemek zorunda kaldım burada. Rütbeli kalmayınca iş başa düştü. Tabii ki amirim. Sen şimdi gider koşa koşa ziyaret de edersin abimizi. Giderken 2 kilo da lokum sardırırsın. He? Cana geleceğine mala gelsin. Kız iyiyse sorun yok. Aslında bir dahakine hepiniz birden gitmeyin. Bir vukuat olsa burada hiç kimse yok. Biz her yerden her türlü yeteriz. Yorma kafanı. Müdürüm hoş geldiniz. Hoş bulduk. Efendim. Elif. Nasılsın? Kötü görünüyorsun, bir şey mi oldu? Yok, iyiyim, yok bir şeyim. Ama yani gözlerin falan ağlamaktan şişmiş, baksana. İyiyim dedi ya kardeş. Uzatmayalım işte. Hep üvey kardeş gibi mi davranmanız gerekiyor Selim? Adam gibi soruyoruz işte. Baksana kızın haline. Sorduğun için sağ ol İlker, iyiyim. Salih abinin kızına üzüldüm. Tamam. Ben de merak ettim, ondan sordum. Seni bu kadar kötü en son Akif'in cenazesinde görmüştüm. Yine pot kırdın değil mi? Müdürüm, ekip öğrenecek eninde sonunda. Akif şimdi şu kapıdan girse ne diyeceksiniz? Konuşursak Akif'i sakinleştirebiliriz. Öyle değil mi Selim? Aynen. Sustukça kendini kurar şimdi o. Konuşursak her şey ikna olur, sakinleşir. Kabullenir durumu. Bir şekilde onunla konuşmalıyız. Siz öyle diyorsanız. Biz gidip Akif'le konuşalım müdürüm. Olmaz Elif. Sen nereye? Ben gider çözerim bu işi. Hadi oradan. Gidip çözermiş. Şşt! Bensiz kimse bir yere gitmiyor. Atlayın arabaya. Hadi. Hop. Alo. Hafız, bir kamera mamera bir şey kursaydık bari. Çözerdik ne oluyor? Bir şeyler var. Bir şeyler var da bize söylemiyorlar. Var var. Kesin bir şeyler var. Balta ne oluyor? Balta? Ne oldu oğlum? Hafız ne oldu? Şşş, eserekler geldi yine bizimkine. Böyle gizli kapaklı işlerde kramp giriyor benim mideme. Fena oluyorum. Ben, balta! Recep! Ulan Hafız! Yürüsene be! Bırak! Yürü! Bırak beni! Çalışmayacaksın artık buralarda. Helalemin odalarını temizleyip duruyor. Kimden ne yapıp ettiğin belli değil lan. Yürü! Kendine gel! Yürü lan! Sen ne biçim konuşuyorsun benimle? Yürü gidiyoruz! Yürü! Bırak beni Allah aşkına! Asmiye! Zorluk çıkarma! Kanımız yürü! Yok. Yürü!
Siz burada durun, bakayım şu herif ne yapıyor. Salih, iş alma başına şimdi. Tamam. Başlarım lan kapısı oradan. Yürü! Yürü! Murat! Mia, yürü! Murat! Arkadaşım! Ne oluyor? Sana ne oluyor lan? Çekil önümden! Karışma sen bu işe! Arkadaşım, belli ki sinirlisin. Haklı da olabilirsin. Ama bu durumda dertleşmek de zor. Bırak kadıncağını. Hadi inelim bir çay içelim beraber. Kadın benim kadınım lan. Sana ne oluyor lavuk? Nazlı! Yürü! Nazlı! Kızım! Mia yürü! Amca kötü baba. Hadi eve gidelim. Yok kızım. Amca biraz sinirlenmiş. Sen annenin yanına git. Bırak beni. Olmaz, bırakmam. Evladım buraya gel. Azmi yürü! Çekilsene lan önümden. Şşş! Önce kadını bırak. Nazlı! Bacım! Bacım! Baba! Nazlı! Babacım kurtar beni! Salih yardım etsene! Baba kurtar beni! Yaklaşma lan! Yaklaşma öldürürüm baba. Kızı! Nazlı! Tamam yaklaşma! Yaklaşma dikkat et! Baba! Tamam sakin ol! Baba. Yaklaşma! Baba! Vururum lan kızı! Tamam! Tamam! Hayır! Çıkar silahını! Çıkar! Nazlı. Tamam! Baba. Çıkar! Kızım! Sakin ol kızım! Baba! Kızım! Baba! Yavaşça bırak! Bırak! Yolla! Baba kurtar beni! Geç geç geç! 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 Tamam tamam! Geç! Sakin ol! Yaklaşma! Öldürürüm kızı! Baba! Hayır! Yaklaşma! Yasemin sakin ol! Tamam! Aslında onunla benim konuşmam lazım. Siz burada bekleyin. Olmaz öyle şey. Ha. Tabii diyecek özel bir şeyim varsa başka. Sen böyle, Akif öyle. Ne olacak benim halim? Hiç bunu düşünüyor musun Selim? Ha? Bıraksam neredeyse birbirinizi öldüreceksiniz. Şş. Hep beraber çıkıyoruz yukarıya. Anladınız mı? Hı hı. Hadi yürüyün. Yaklaşma! Baba kurtar! Yaklaşma! Bırak. Yasemin! Geri git! Tamam sakin ol! Geri git! Bırak hadi! Tamam sakin ol! Baba! Yasemin sakin ol ben halledeceğim! Sus! Bırak! Yasemin! Canım kızımın kılına bir zarar gelirse ellerimle gebertirim! Yaklaşma! Tamam, sakin ol! Nasıl? Sakin ol! Bana karımı getir! Tamam tamam Yasemin! Ellerimle! Karımı getir lan buraya! Bırak! Yasemin tamam! Öldüreceğim! Oğlum açsana şu kapıyı! Bak aç bir yüzünü göreyim ya. Size söylüyorum ama dinlemiyorsunuz. Bu durumda onunla konuşması gereken benim. Akif! Kardeşim! Kardeşim aç şu kapıyı. Açmazsan yemin olsun bacadan girerim ha. Bırakır mıyım lan? Yasemin, Yasemin yaklaşmayın! Sakin ol yaklaşma! Öldürürüm kızı. Yasemin tamam. Yaklaşmayın. Yasemin ben yaklaşacağım tamam. Hemşire hanım. Hemşire hanım yardım edin. Yavrum. Nazlı. Tamam. Hanımefendi. Bırak beni. Lütfen sakin olun. Yavrum. Onu buradan uzaklaştır. Hemen bir sakinleştirici yap. Dur. Tamam kardeşim. Yaklaşma. Yaklaşma bak sıkarım. Tamam. Yaklaşma. Tamam. Nazlı. Yaklaşma uzak dur. Karımı getirin. Karımı getirin. Yaklaşmayın! Biliyorsun kadınlar böyle işte. Bırak. Anadır korktu tabii. Sen şimdi sakin. Sakin. Ben sakin. Sakinim. Sakinim ben. Yaklaşmayın. Tamam. Dur. Baba. Tamam kızım. Tamam. Tamam. Recep. Recep baksana şu telefona. Carlos baksın. Yok ya. Hadi nazlanmayı bırak da kalk bak. Abicim tamam ya. Hemen kızmayın ya. Kızım yavrum ağlama, ağlama. Her şey düzelecek merak etme tamam mı? Yaklaşma sıkarım. Tamam, sıkarım. Tamam. Ağamsın, paşamsın, sakin ol. Öleyim tabii. Evimin tek reisi benim lan. Tek reisi benim lan. Tamam, tamam, tamam. Yaklaşma.
tek reisi sensin. Kesinlikle sensin. Girin içeri. Çıkarım. Şşş, bakmayın. Baba. Ya arkadaş, Doğu Ekspresi gibi sallana sallana ya. Ulen sen telefona yetişene kadar ata alan Üsküdar'ı geçti be Hafız. Yuh. Telefona bakayım, sana da gelecek sıra. Hop şaka. Bu bir tatbikat veya şaka değil, hastanedeyim. Kızım rehin alındı. Kızım. Kim arıyorsun lan sen? Kimle konuşuyorsun sen? Baba. Kapat telefonu, kapat. Bütün teşkilat gelse kurtaramaz lan kızını. Tamam. Kapat. Şşş, kapat. Tamam kapatıyorum. Çabuk getirin lan karımı. Çabuk kapat lan şu telefonu. Arkadaşlarımı aradım. Karını getirsinler. Getirsinler. Tamam. He? Carlos kaç oğlum, fena geliyor. Yürüyün beyler. Normal değil bu. Hanımefendi. Bu hastaneyi başına... Hanımefendi sakin olun. Bana kızımı getirin. Hanımefendi lütfen. Hanımefendi lütfen sakin olun lütfen. Arkadaş adın ne? Sana ne lan benim adım lan? Karım nerede? Karımı getir lan bana. Gelmezsen tamam. Kızını gebertirim gözümü kırpmadan. Yaklaşma. Sakın tamam. Yaklaşmayın lan. Yaklaşma. Sıkarım kızın kafasına. Sana hanımını getireceğim. Ne gerekirse yapacağım. Ama ne olur indir şu silahı. Elinden bir kaza çıkmaz. Kızımın bununla bir ilgisi yok. Baba. Karım gelene kadar bu silah inmez arkadaş. Kızım sakin ol. Baba kurtar beni. Yaklaşma. Yaklaşma. Geri git. Tamam. Geri git. Yaklaşma. Tamam sakin ol. Sakin ol kızım. Amca iyi bir amca. Ama kötü şeyler yaşamış. Kızmış hanımına. Şimdi hanımını getireceğiz. O da seni serbest baba bırakacak. Kurtar. Tamam. Dur. Baba. Sakin ol. Yaklaşmayın. Sakin ol. Yaklaşma lan. Akif. Açsana oğlum. Bak konuşmadan nasıl çözülür bu iş? Şşt. Aç bir sarılayım sana ya. Bak. Cenaze namazında hakkımı helal ettim sana. Bak, şşt, açmazsan bir daha artık sana hakkımı helal etmem. Aslanım. Yiğidim. Özledim seni ya. Şşt. Öldün de geldin ha. Bak nasıl geldin ben anlamadım ama... İyi ki geldin be aslanım. İyi ki geldin. Vay arkadaş, bir sus ya. Hiç susmaz mı bu telefon ya? Bir bakayım oğlum şuna. Şşt, şeytan uyumaz nöbette. Bir halt karıştırmıştır yine. Alo, efendim. Ben dinliyorum ha. Hı. Hı hı. Ne? Bir daha de bakayım. Ha Selim. Selim dur. Salih'in başı dertteymiş. Tamam. Geliyoruz biz de oraya. Sakin olun ha. Bak şş, ne diyorum? Sakin. Manyağın teki hastanede Salih'in kızını rehin almış. Siz olay yerine intikal edin. Ben buradan merkeze geçiyorum. Kaçtı. Kaçtı. Sen kaçırttın lan karımı. Tamam. Sen kaçırttın. Sen getireceksin onu bana. Tamam. Sen merak etme. Arkadaşlarım yoldadır. Onlar karını bulacaklar. Bak karın gelmezse. Yemin ederim kızı öldürürüm. Tamam. Tamam sakin ol. Pozisyon al. Geç. Ne oluyor lan? Duvar boyu. Ne oluyor? Geç. Boşalt. Çık. Ne oluyor lan? Çık. Lan. Kurtar beni baba.
Lan sıkarım. Durun durun çocuklar, durun sakin olun. Ne oluyor lan? İlker sakin. Kızım elinde görmüyor musun? Tam hedefimde amirim. İndir o silahı, indir, indir. Hadi. Sıksana yiyorsan. Sıksana. Nazlı kızım sakin ol. Kızı da götürürüm valla. Hadi sık yiyorsan. Kızı da kendimi de silerim lan bu hayattan. İlker ne yapıyorsun? İndir şu silahı. Hadi geri durun. Geri durun. Ya bırak. İlker sakin. Geri 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 geri. Ne o? Arkadaşlarını mı çağırdın? Bunlar mı lan senin arkadaşların? Sakin ol. 7 düvel gelse silah bende, kız bende lan. Sakin ol. Karını sağ salim sana teslim edeceğim, tamam mı? Madem öyle niye buradalar lan? Karını getirecekler. Getirsinler karımı. Onun için geldiler buraya. Gitsinler. Getirsinler karımı. Tamam. 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 Recep. Buyur amirim. Baba. Hep beraber mevzi bekleme yapıyoruz. Şimdi önce gönderin birini. Yengenizi kontrol etsinler. Baba. Emredersin amirim. Bana hala adını söylemedin. Bak biz burada kalabalığız ama sana yardım etmek için buradayız. Adın ne kardeş? He? Celal'dir. Eyvallah. Adına denk hiddetin var. Celalli adamsın ama duygusal bir adamsın da. Anlayabiliyorum yani halini. Ne enteresan adam arkadaş ya. Adam kızını rehine almış. Ona bile anlayış, merhamet gösteriyor. Voleyi vuracak da ondan. Topu yumuşatıyor ayağında işte. Sabahattin. Emret abi. Emret abi. Burada kalabalık istemiyorum. Hastanenin kameraları vardır elbet. Uzaktan yan cephe gözleme istiyorum. Akrep bir tane telsiz versin. Anlaşıldı abi. Gel bakayım ben. İlker, Celal Bey hanımını istiyor sağ salim. Tamam? Bulun getirin en kısa zamanda. Hadi. Hadi herkes görevinin başına. Herkes görevinin başına. Hadi. Dur. Hadi. Hadi gidin. Ben buradayım amirim. Her daim. Eyvallah kardeş. Biz de Celal'le çay içecektik. Ortalık karıştı. İçemedik. Celal'le bana iki tane çay söyle. Kızım. Sen de gazoz içersin değil mi? Değil mi ha? Kızıma da bir gazoz abisin. Kartal 1, kartal 2. Kartal 2 dinlemedi. Yukarı kata bir gazoz, 2 çay. Bir de tuzlu ayranla açma. Anlaşıldı kartal 1. Carlos, her ihtimali karşı adamı çerçeveye alalım. Karşı binada konuşlan. Tamam bende. Bir de bana bina projesini getir. Hemen amirim. Sebo. Sen de şu kadın nereden çıkmış, nereye gitmiş bir bak. Ona göre ekipleri kadını bulması için yönlendirelim. Anlaşıldı komiserim. Selim'le Elif neredeler? Kumruları bulabilirsen. Müdürümle telefonda konuştum ben. Moldalarmış, geliyorlar. Ne haber Hafız? Ya Allah, bismillah. Özledim seni Hafız be. Sen özlemedin mi? Selim. Selim bu kim ya? Bu nasıl bir şekil koymaktır ya? Bu nasıl bir ketenberedir arkadaş? Aslanım benim. Şu işi kotaralım, bol muhabbetimiz olur. Maçta yapacağız. Ama Salih abi nerede, sen onu söyle bana. Bizim paşada kontrol abi. Sebo ile beraber güvenlikteler. Akrep 1. Ben Nizami bir açıya gidiyorum. Durum konumu ne? Güneybatı. 8 katın beşlisi. Çerçevede kaç kişi var? Tek kişi abi. Kanımca panik halinde sivil. Tamam. Şuradan kuzeydoğudan bir açı bulursun. Akrep 2'de kal. Ben Akrep 1'deyim. Tamam. Tamam abi. Hemen de aldı eline kontrolü. Yürü Selim. Şimdi kapris zamanı değil.
Görüyorsun Celal. Burada birbirimize zarar verecek bir durum yok. Senin hanım da geliyordur zaten ha? İstersen bırak kızımı. Daha rahat Hayır, konuşalım. Olmaz. Karım gelmeden olmaz. Tamam tamam. Sakin ol. Sen kızımı vereceksin, sözün o. Ben de sana hanımını getireceğim, sözüm o. E onun için dedim yani, istersen şimdiden bırak diye. Karım gelsin, ondan sonra bırakırım. Tamam. Akrep 1, Kartal 1. Bu kim abi? Akif abimin. Yani rahmetlinin sesine benziyor. Kartal 1 dinlemede. Abi, güzel yeğenimi yalnız bırakır mıyım? Geldim, buradayım. Akrep 1 emrinde abi. Abi, iyi saatte olsunlar. Ne oluyor lan? Ne oluyor? Ne fısıldaşıp duruyorsunuz aranızda? Dur! Tamam, bir çay muhabbeti ettik diye ıstık mı sandınız lan beni? He? 5 dakikanız var lan. 5 dakikanız var. Tamam. Karım geldi geldi. Gelmedi tamam. Bu kızla beraber sıkar başıma giderim. İkimizi de silerim bu hayattan. Sakin. Getirin lan karımı. Recep ne yapıyorsun? İndir silahını, indir. Getir lan karımı. Tamam tamam Celal. 5 dakika. Haklısın. Patron sensin. Benim tabii. Müsaade edersen arkadaşlara izah edeyim durumu. Tamam mı? Akif, sesin nereden geliyor bilmiyorum. Ölü müsün, diri misin ona da basmaz kafam. Dur! Ama bu Celal kardeşimiz bize 5 dakika verdi. Sadece 5 dakika. Kızımın kafasına 9 milimetre dayalı. Tamam? 5 dakika. Biriyim abi. Burada, emrindeyim. Anlaşıldı. 5 dakika. Carlos Akrep 2'de nizami açığa geçiyor. Sen de Akrep 1'in görüşündesin şu an. İlker, kadını bulma şansımız ne? Görüntülerden baktık. Koşa koşa kaçmış. Araç yok, iz yok. 5 dakikada imkansız. Bir dakika, bir dakika. Ya daha yarım saat önce kapıyı açmıyordun bize. Ne çabuk komutayı aldın eline. Evet Akif. Sen en iyisi kenarda dur şimdilik. Beyler! İşin içinde Salih abi var. Doğru söylüyor senin. Şu an herkese ihtiyacımız var. Ben istediğimde beni dinlemiyor ama. Dinliyor mu? Umurunda mı? Bakın, Salih abinin kızı gözü dönmüş bir herifin elinde. Ve 5 dakikamız var. Sizin aşk meşk mevzularınızla uğraşamam şimdi. Yürü İlker. Ben de geliyorum. Operasyon içinde. Görev dahilinde seni muhatap alırım senin. Allah'ın izniyle Nazlı'yı kurtardığımız anda seninle işim biter. Çocuk gibisiniz. Çocuk. Ne yapacağız şimdi onu söyleyin biriniz. Tamam. Bir fikrim var. Sebo, hemen bir Şema lazım bana. Şema. Tamam. İlker, siz Kartal 1'e 8'in 5'inde destek sağlayın. Sebo, Akrep 1 için gözümüz her şeyimiz tamam. Sensin. Elif, senin gözün hep Nazlı'da olsun. Sen de 5'tesin. Selim, sen de Salih abinin yanına. Kartal 1. Kaç saat geçti? Kaç gün geçti? Nerede bu adam? Neredesin Salih? Neredesin? Getirsene benim yavrumu Salih. Yavrumu getir Salih. Merak etme. Her şey kontrol altında. Sakin ol. Benim kocam özel harekatçı. Özel harekatçı benim kocam. Kızımı kurtaracak. Kurtarmazsa onun özel harekatçılığına yuh olsun. Salih. Seba, kör uçuşta. Konuş benimle. İstikamet Nizami kardeşim. Biraz sonra batıya döneceksin. Tam yüklü karşıya. Kurban olayım acele et herif delirdi iyice. Tamam Seba. Bitti. Bitti lan süreniz. Hani söz vermiştin Amir Efendi? Baba! Amirliğin bahsin lan senin. Tutmadığın söz yüzünden kızından olacaksın lan. Kızından olacaksın. Sakin ol. Tamam. Tamam indirin. İndir. İndirin. İndirin, indirin. Yeter artık. Doldu lan süreniz.
Hiç kimse adam tamam. yerine koymadı. Sakin ol. Ama artık cümle alem bilecek Celal Bayındır kimmiş lan. Tamam, sakin ol, sakin ol. Kimmiş bilecek? Gözünü seveyim kardeş. Allah rızası için ilişme kızıma. Yapma. Kurban olayım yapma. Beni al. Yalvarırım bırak kızımı. Amirim. Azgın canavara sempati onu daha da canavar yapar. Sıkacak adam amirim. Öldürün hayır hayır kızı. İndirin silahlarınızı. Öldürürüm. İndirin. 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 Yapamaz. Yapmayacak. Duydunuz mu? İndirin silahlarınızı. Yapamaz. İndirin silahlarınızı. Amirim hedef bizde. İlker sakın yapma. Yapma. Sık. Yapma. Amirim çıkın aradan. Yapma diyorum. Öldürürüm kızı. Yapamaz mıyım amir efendi? İndirin silahlarınızı yapar diyorum. Mıyım? Yapamaz mıyım? Görürsün sen. Yapma. Yapma. Hayır. Hayır. Yat, yat, yat. Selamın aleyküm. Hayırlısıyla mekana döndük. Abim benim. Ne haber Baltam? Ha? Abim be. Kızım. Güzel kızım. Hadi kalk. Yürü. Karımı getirin bana. Karımı getirin bana. Hakim kardeşim. Hakim. Yavrum. Nazlı. Kızım Meleğim. Allah'ıma şükürler olsun. Seni bize bağışladı yavrum. Anne, canım anne. Kızım. Gel bu yüzükleri hiç çıkartma. Kimselere bir şey diyemedim. Sen onca görmüş geçirmişsin. Belki bana bir akıl verirsin. Ah yavrum ah. Ferah avlulara çıkmak için gün gelir, dar kapılardan geçmek gerekir. Ben bu dar kapıda sıkıştım kaldım. Akif'e kızsam olmuyor. Selim'se artık benim kocam. Kime ne desem şaştım kaldım. Geçmişin küllünden yine ateş yakmaya kalkmayasın kızım. Allah muhafaza. Yanar tutuşursunuz vallahi. Hata ben de aslında biliyorum. Sen ki görmesen de anladın oğlunun öldüğünü. Bense sevdiğim adamın yaşadığını.
hayatta olduğunu gözüm görür olsa da bilemedim. Çok görüp geçirmen lazım daha güzel kızım. Kendini bu şekilde suçlamakla varamam bir yere. Eğer istediğin bir hedefin varsa istikametini koru. O seni vardırır menzile. Neyse, ben size daha fazla sıkıntı vermeyeyim. Erzakları yerleştirdim içeri. Yine gelir uğrarım bir ara. Allah dilerse koca bir deve bile o anda hemen geçer iğnenin deliğinde. Darda kalmak ümidini kaybetmeyenlere bahar öncesidir kızım. Yeter ki onlar birbirlerini benim yüzümden kırıp dökmesinler. Derdim o. Yoksa akdim sözüm bellidir. Kalbim ne kadar dağılsa da ikiye, evimin selameti için ne gerekiyorsa eyvallah. İyi hoş dersin ama unutma, elma ile armut aynı dalda olmaz. Merhaba. Aa, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Buyurun. Size nasıl yardımcı olabilirim? Hesabımdaki bütün parayı çekmek istiyorum. Tabii ki. Bankamızdan bir memnuniyetsizliğiniz mi var acaba? Hayır. Başımıza beklenmedik bir kaza geldi. Yangın çıktı. Ayıptır söylemesi, masraflar için elde avuçta ne varsa gidiyor. Çok geçmiş olsun Salih Bey. Sigortanız yok muydu? Yok. Hiç düşünmedik yani öyle bir şey. Nasip. Bugün başka bir şehirde görevlendirilmek üzere dilekçe vereceğim. Bütün gece uyumadım. Dolanıp durdum. Bulduğun çözüm bu mu oldu yani? Başka çaresi yok. Artık Akif'in olduğu yerde biz duramayız. İkiniz de çocuk gibi davranmayı bırakırsanız olur. Beni iki ara bir deride bırakmakla ne geçecek elinize? Onu Akif Efendi'ye sormak lazım. Ama artık gerek yok. Buradan gideceğiz. Neden gitmek zorundayız? Kalsak olmuyor mu yani? Sen Akif'e hala aynı sevgiyle baktıkça olmaz Elif. Ben mi? İftira ediyorsun Selim. Çok günah ama. Akif'i sevmiştim. Ölünce, yani her neyse işte, öldüğünü duyunca onu kalbine gömdün sanmıştım. Ama görüyorum ki kalbinden atamamışsın. Ben İstanbul'dan ayrılmak istemiyorum. Ben istiyorsam sen de benimle geleceksin. Durumu kabullenmiyorsun. Korkak davranıyorsun. Biraz cesur ol. Niçin? Her özlediğinde Akif'e dilediğin gibi içli içli bak diye mi? Geç kalıyoruz. Çıkmamız lazım. Dışını iyice toparladık da içte hala eksik var abi. Bu halde oturabilir misiniz bilmem. Dur kızım. Şunu kapatalım. Dediğim gibi. Burada ancak söylediğim kadar var. Fazlası yok. Kablolar falan yanmış abi. Ne elektrik ne doğalgaz. Elektriği ısınmayı falan unut. İşte o. Biliyorum. Duvarları falan kırıp tekrar kablolama yapmak gerekir onun için. E tabii yani. Sen yapsan da sonra biz küçük küçük ödesek. Abi vallahi olmaz. Sağlık olsun. Ne yapalım? Nasip. Hallederiz bir şekilde.
En azından dıştan belli olmuyor artık. Eline sağlık. Eyvallah abi. Emniyetin lojmanında idare edeceğiz bir süre Yasemin. Senet, ben Nazlı'yı alıp annemin yanına gideceğim. Sen de hep dilediğin gibi işte yatar kalkarsın artık. Yasemin böyle deme. Önemli olan sağlık sıhhat. Bir arada olduktan sonra hallederiz. Senin yüzünden hep başımıza türlü türlü işler geliyor. Sonra da oturup kazadan beladan kurtulduk diye sevinmemiz gerekiyor. Biz normal insanlar gibi yaşayamaz mıyız Salih? Benim işim senin gazetelerde, haberlerde gördüğün normal dışı işleri düzene koymak hanım. İşim bu benim. Bela, musibet, bize de bir şeyler isabet ediyor işte. Hadi kızım hadi. Çok güvendiğin devlet sana yeni bir ev vermeyeceğine göre biz başımızın çaresine bakmak zorundayız. Sen merak etme. Diyorum ya, önümüzdeki hafta eskisinden güzel olacak inşallah. Ben 3-5 eşyamı daha alır, anamın evine giderim Salih. Artık beni sen bile tutamazsın. Karnımda bu yavruyla, inan bana, ben öyle misafirhane köşelerinde falan kalamam. Ya anla artık ya, anla! Yürü kızım. Ayrılıp gitmek sana mı düştü Akif? Burası benim evimmiş müdürüm. Suriye'de işkence altında hep buraya döneceğim günü hayal ettim. Ama işte biliyorsunuz durumları. Sen niye gidiyorsun ki? Olan olmuş. Zaman çok şeyin ilacı. Şşt! Geçer oğlum, geçer. Belki geçer müdürüm. Ama sancılı olur. Kimsenin birbirini kırıp dökmesine gerek yok. Bir kuru başım var. Neresi olsa fark etmez. Ama onlar ev falan kurmuşlar yani. Anlayacağınız benim bu istifayı vermekten başka hiçbir çarem yok müdürüm. Bana anlayış göstereceğinize eminim. Aklınıza helal. Ha, şimdi bu dilekçe burada dursun. Salih Başkomiserle de konuşmak lazım. Ben onunla da konuşurum müdürüm. Tamam hakim. Bakarız. Sen kafanı biraz toparla. Şu haftayı bir atlatalım bakalım. Kararımda bir değişiklik olmayacaktır müdürüm. Müsaadenizle. Şşş. Bela iş ha. Buyur abi. Sebo, kaydettin mi kolye puanları? Yok, onları kafamda tutuyorum. Abi ne diyeceğim? Sen o dikse ne kaydediyorsun şimdi? Diks değil balta. Disk, disk. Flash disk. Anlıyorsunuz ya ne dediğim. Önemli olan o. Küçücük bir şey zaten. Sebo, söylesene. Bak kardeşim. Her şeyi kaydediyorum ben buna. Herkesin yaptığını ettiğini asacaklar ya boynuna ahirette. O hesap. Benim bütün dünyalık da bunda. Sebo be, benim kuponları da arşivlesene oraya. İleride herkes bakar hafız. Derler adam ne cambazmış be. Zevzeklik etme lan. Ne haber? İyidir. Akif, döndüğün için hepimiz çok sevindik. Ama çok düşünceli görüyorum seni. Öyle. Ölüp de dirilmek kolay değil. Geçmişin hesabı bırakmıyor peşimizi. Benim bildiğim Akif, buralarda fazla durmaz. Aslında tam üstüne bastın. Ama söylesene.
Nereden bildin böyle düşündüğümü? Ara sıra farklı düşündüğümüzü, yani hatta çokça birbirimizi geldiğimizi ikimiz de biliyoruz. Ama bu birbirimizi tanımıyoruz anlamına gelmez. Eyvallah. Yani aslında biz benzer tipleriz. Onun için senin yerinde olsam ne yapardım diye düşünüyorum. Giderdim yani, kesin. O yüzden sen de buralarda fazla durmazsın. İyi de, gerekçesi ne bu gidişin? Sen olsaydın benim yerimde neden giderdin? Sevdiğim, evleneceğim kadın gitmiş, can dostumla evlenmiş. Şimdi ben ömür boyu onların yüzüne bakacağım. Sonra bir de hiçbir şey olmamış gibi davranacağım. Delikanlı adamın kaldırabileceği iş değil bu. Ben yutmazdım yani. Vay arkadaş. Beni anlayacağını düşüneceğim son adam sen olurdun herhalde. Kusura bakma. Doğruya doğru. Kalbimden geçeni dilimden saklayacak halim yok. İnanır mısın? Az önce çıktım istifamı verdim. Diyorum ya. Senin gibi prensip sahibi, karakterli bir adamdan başka türlüsü beklenmezdi. Ama kabul etmemiştir müdür istifayı. İstekli davranmıyor zaten. Ertelemeye çalışıyor. Yapacak bir şey yok. Yaydan çıkan oku Allah dilemedikçe çevirecek hiçbir rüzgar tanımam ben. Umarım her şey dilediğin gibi olur Akif. Umarım. Dilekçe falan vermeyeceksin değil mi Selim? Kesinlikle vereceğim. Acele karar vermeni istemiyorum. Şu an hiç kimse sağlıklı düşünemiyor bence. Sen de dahilsin buna. Akif'in dönüşüyle asıl kafası karışan sensin Elif. Bu kararında ciddiysen önce Akif'le konuşman gerekir. Ondan izin mi alacağım? Akif'le bu meseleyi çözmezsen dünyanın öbür ucuna da gitsek kurtulamayız bu dertten. Bak, biz evlendik. Bir aile kurduk Elif. Birlikteliğimize herkes onay verdi. Şimdi Akif durumu kabullenmiyorsa onun onayını almak için ayağına kapanacak değilim. Onunla konuşmayı bir kez daha dene. Lütfen. Benim için. Ya denedim. Ama sen de gördün. Anlatamıyorum. Dinlemiyor. Olmuyor. Bir de onun açısından bakmayı denesen Selim. Onun yaşadığı da kolay bir şey değil ki. Sen böyle söyledikçe beni buradan gitmeye daha çok ikna ediyorsun. Buyurun abi. Eyvallah. Kolay gelsin. Sağ ol abi. Zorluyor Meret. Hayırdır abi? Evin tamiri falan derken ne evde hesap kaldı ne çarşıda. Sıkıntım var abi. Matematiğim şaştı vallahi. Yaz olsa diyeceğim havadar oldu. Ama kış vakti olunca. Abi. Neyse bizim üstümüze düşen. Nasip be Akif'e. Bana da bak. Dilim düştü konuşuyorum işte öyle. Bizim tutturamadığımız hesabı Allah bir hayra çıkarır inşallah. İyi de abi. Biz de üstümüze ne düşüyorsa. Yani diyorum ki. Sen şimdi boş ver onu da. Sen iyi misin onu de bakayım. He? Bak oğlum öyle esip gürlemekle olmaz ha. Bir sakin ol. İyiyim iyiyim abi. Sakinim iyiyim. Ben bilirim Akif aşk ateşi başka yangına benzemez. Aman kendinle beraber başkalarını da yakma. Eyvallah abi. Eyvallah. Sebo. Ne kadar alıyor şimdi bu abi? Senin aklında alamayacağı kadarını. Aklıma laf etme, tek celsede alırım aklını. Oo. Vay, abim gelmiş. Oğlum biri beni cimdiklesin ya. Gerçek midir, in midir, cin midir bilelim ya. Ya! Ya oğlum bak.
parça aldın be oğlum ya. Gördün mü şimdi gerçek miymiş, dix miymiş, neymiş ha? Gördün mü? Ben senin yengeye bir şikayet edeyim de sen o zaman gör bakalım ne oluyor. Herife lafı yetiyor ya. Harbiden lafı yetiyor. Arkadaşlar, herkes bu ay maaşının bir kısmını Salih abiye veriyor. Hemen abi. Eyvallah abi, tamam. Ne demek abi, hallederiz. Eyvallah. Ya olur da. Bu habersiz oldu şimdi. Oğlum. Adamın evi yandı. Elinde ne varsa ortaya döküyor. Ama yetmiyor işte. İyi de abicim. Bizim de kendimize göre masrafımız, hesabımız var yani. Bu ay ona buna yedireceğine paraları bir sevaba gir. Ne olacak ki? Hem amirin hem abin olur mu senin? Veririz bir şeyler de. Çok veremem yani. Senin paşa gönlün yine gelemedi sıkıntıya anlaşılan. Neyse. Senden eksik kalanı ben tamamlarım. Bakarız yani. Hallederiz. Allah Allah. Siz diğer arkadaşlara da söyleyin. Sıkıntısı olan varsa bana gelsin. Bir yolunu bulur hallederiz beyler. Benim Ceylan orada kapıda duruyor. Çok bir şey etmez ama bir faydası olacaksa pazara koyarız, problem değil. Ben gerekirse komple benim evi veririm zaten Salih abiye. Harbi verir ha, adamdır. Verir. Vallahi verir. Benim de vardı kenarda birkaç kuruş Akif. Benden de maaşın tamamını yazsan. Allah razı olsun arkadaşlar. Ekip bir... Birliğinden hiçbir şey kaybetmemiş maşallah. Maşallah. Çok şükür. Bazı arızalar oluyor ama ne yapacaksın işte? O da ekibin adamı. İdare edeceğiz. Yapacak bir şey yok abi. Ya bu çocuklarla uğraşmak bela ya. Oturun bakayım şuraya usulca. Sesinizi de çıkarmayın. Bunların da bu yaşta nasibine bak. Sizin gibi Allah'ın askerlerine kalkan olma şerefine erişiyorlar. Burası artık ikimize dar gelir Akif. Ben ayrılma kararı aldım. Bugün dilekçemi veriyorum. Elif'le birlikte gidiyoruz. Geç kaldın kardeş. Ben dilekçemi verdim bile. Hep bir adım önde olacaksın değil mi? Hep Madaray'dan sen olacaksın değil mi? Benim ne hissettiğimi biliyor musun sen? Bir an olsun düşünüyor musun? Bir tek sen mi acı çekiyorsun? Öyle mi sanıyorsun? Bak Hasan. Bin kere ölünmez. Adam gibi. Delikanlı gibi bir kere ölür. Ama siz sevdiklerim, defalarca sapladınız bıçağı yüreğime. Sen uyumuyorsan herkes kabus mu görecek? Bir gönlüne iki sevda sığmaz senin. Ben Elif'i hala seviyorum. Onun uğruna hayatta kalmışım ben. Ama şimdi hepiniz bu gerçeği unutmamı istiyorsunuz. Hala sevdiğini itiraf ediyorsun demek. Evet, ediyorum. Ona ben evlenme teklifi etmiştim. O benim kadınım olacaktı. Senin için canımı koydum ortaya. Gittim o gurbet diyarlara lan. Sen ne yaptın ha? Sen ne yaptın bana? Söylesene ne yaptın? Eğer ölüm haberin gelmeseydi böyle bir şey olmazdı. Ölüm haberinin toprağı kurumadan aklını çeldin kızım. Ben sevdim. Sen aldın. Elif'i alan artık eldir bana. Kardeş değildir. Yeter be. Hep sana mı dönecek bu dünya? Akif daha cesur, Akif daha yakışıklı, Akif daha başarılı. Senin gölgende kalmaya hep eyvallah dedim ben. Sevdiğim kadını çaldın benden. Rahatladın mı artık ha? Öne geçtin mi? Hasetini, kıskançlığını söndürdün mü? Ha? Bak, Elif benim kadınım. Benim hanımım. Sen ne dersen de. O artık dünya ahiret benim sorumluluğumda Akif efendi. Senin değil. Akif, ayrılın. Öldürürüm lan seni. Öldürürüm. Ayrılın. Kendine gel Akif. Mutlu musun Elif? Bu herif mi ayaktı seni?
Yoksa gerçekten sevdin mi onu? Söyle bunu! Beni nasıl bir çırpıda söküp attın kalbinden? Söyle bana! Söyle! Konuşsana! Yeter! Yeter! İlker! Amirim! Amirim gelin! Amirim! Ayrılın! Akif seni... Ne oluyor burada? Ayrılın! Yeter be! Yeter! Geberteceğim lan seni! Sakin ol kardeşim. Yapma abi. Abi bırak! Abi yapma! Bırak beni! Dev gibi operasyon beklerken bizi, siz hepiniz burada birbirinizi yiyorsunuz. İhalet ediyorsunuz. 10 dakika içinde her şey unutulacak. Herkes toplantı odasında olacak. Hadi! Bu adam beni yaşatmayacak. Harbiden yaşatmayacak artık. Ölmediğin intikamını benden alacak. Öyle deme Selim. Onun da zamana ihtiyacı var. Bırak Allah aşkına ya. Elif. İki koca adam senin için dövüşüyor. Ama hiçbiri seni anlamıyor. Aslında yalnız olduğunu görüyorum Elif. Ama gün gelir, senin gerçek kıymetini bilen biri çıkar karşına. Davamız Allah'ın Müslümanlara vaat ettiği fethin kapılarını iyice araladı arkadaşlar. Gücümüz kuvvetimiz yerinde maşallah. Ancak aldığımız duyuma göre bu mahallede laf fazla döner olmuş. O yüzden boşaltmayı yapacağız. Şimdi olmaz da hani olursa diye bir terslik, tedbir bakımından çocukları da getirttim size. Allah'ın askeri savaş alanında hiçbir zaman tedbiri elden bırakmaz çünkü. Sabaha bekleyecek miyiz? Yok. Sabah vakti emniyetin en arızalı vaktidir biliyorsun. Hadi toparlanın. Geceden huruç yapalım. Hadi çocuklar. Selçuk Karata. Bu gördüğünüz kişinin daha önce görüştüğü şahıslardan birine ait kredi kartı incelendi. Anadolu yakası Çavuşbaşı mahallinde 1500 liralık harcama tespit edildi. Kartlar ve harcama üzerinden yapılan 3 haftalık çalışma sonucu kendilerine Allah'ın askerleri diyen örgüte ait üyelerin yeni bir bina kiraladıkları belirlendi. Bu bahsettiğim hücrede çok önemli dokümanlar olduğuna inanıyoruz. Hücre boşaltılmadan bu bilgileri ele geçirmemiz lazım. Arkadaşlar, belgeler önemli ama şu Selçuk denen herif, örgütün başı olan, fena. Şşt! Kaçırdığı, öldürdüğü adamın haddi hesabı yok. Yani birinci dereceden hedef o. Kaçmayacak yani. Şşt! Bak bir daha söylüyorum. İyi dinleyin beni. Bak adam kaçarsa dönmeyin yani buraya. Ölü veya diri yani, değil mi müdürüm? Yani diri alabiliyorsanız alın. Ama bak ne diyorum. Şşt! Kaçırmayın. Bu adam önemli. Allah korusun arkadaşlar. Ekip 1, ne duruyorsun öyleyse? Anne! Nazlı! Anne! Anneciğim! Anne! Kızım! Anneciğim! Al şu telefonu! Babanı ara! Vakti geldi de! Anneciğim! Babacığım! Anne vakti geldi diyor! Hemen gel babacığım! Nasıl olur kızım? Nasıl olur? Daha çok erken! Hay Allah! Neredesiniz siz şimdi? Peki ben ne yapacağım babacığım şimdi? Ben oraya hemen göndereceğim birilerini. Telaş yapma. Bak ne güzel kardeş geliyor. Ver şu telefonu.
Salih! Salih canım çıksın Salih, neredesin? Salih erken geliyor bu Salih. Oğlum, buyurun amirim. Hemen koş emniyete. Asayişte Nezahat komiser var, de ki Salih amirimin hanımı doğuruyormuş, eve acil destek lazımmış. Nezahat komiser de hemen gitsin. Emredersiniz amirim. Hay yaşa. Alo. Baskın yedik. Harekatçılar burada. Ulan be! İçime de doğmadı değil ha. Çocukları çabuk cama dizin. Tamam. Hay aksi. Ellerinde çocuklar var. Bize böyle bir istihbarat gelmedi. İlker, soldan ve arkadan iki grup gönder. Ateş sadece keskin nişancılar. Emredersiniz abi. Akif, Selim. Bana bak. Kadın davalarınız beni bağlamaz. Yıllardır omuz omuza gazaya koştuğum adamları istiyorum ben. Anlaşıldı mı? Bizim ufaklıkta yoldaymış zaten. Siz hemen gidin amirim. Biz hallederiz. Yok, olmaz. Ama bana yardım etmek istiyorsanız husumetinize son verin ve bu işi bir an önce bitirin. Benim o doğuma yetişmem lazım. Çocukları kullanmaları işimizi zorlaştıracak. Sebo. Emret amirim. Kalkan. Başüstüne amirim. Hadi arkadaşlar. Allah yardımcımız olsun. Amin. 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 Hadi beyler. Ya Allah. İyi misiniz? İyiyiz, iyiyiz. İyi. Hemen aşağıda.
olduğun yerde. Diyorum sana. Tercih ettiğin iş. Bak ne hallere düşürdü bizi. Senin işin yüzünden çocuğum gitti. Oğlum gitti Salim. Bak benim halime. Ben de bacaklarımı verdim. Bundan sonra yürüyemeyeceğimi söylüyorlar. Allah aşkına yap. Destek olalım birbirimize. Bundan sonra biz yok. Bakalım şimdi ne yapacaksın bu halinle? İstemiyorum seni Salih. Seni görmek istemiyorum artık. Lanet olası polislerini de al git. Onları da görmek istemiyorum artık. Akif. Beni de çıkarsan.
Abi, bir 5 dakika müsaade eder misin bana? Sen babalık yapmayacaksan ben seni görmek istemiyorum artık. Nazlı. Bırak. Kızım. Ha ha ha.